çölün kenarında yıkık dünyada kendi düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Türk tarihinin en karanlık dönemi olan işgal günlerinde İstanbul'daki yönetici ve aydınların büyük bir kısmı vatanın bağımsızlığı için halkın yeni bir mücadeleyi göze alamayacağını düşündüklerinden silahlı mücadelenin dışında kurtuluş yolları aramaktaydılar. İşgalcilerin Türk öldü iddiasına bir bakıma onlar da katılıyorlardı. Hatta bazıları bu ölünün tekrar dirilebilmesi için Amerika veya İngiltere gibi ülkelerden birisinin mandası altına girmenin son çare olduğunu yüksek sesle savunmaktaydı. Bu gibilerin teslimiyetle kurtuluş arasındaki farkı kavrayamama gafleti, kardeşi kardeşe düşürmüş ve düşmanın Türk'ü yok etme yönündeki azmini kuvvetlendirmişti. Umutların tükendiği, ihanetin kol gezdiği, kurt ile kuzunun birbirine karıştığı işgal ortamında Atatürk, 4 Şubat 1919'da bir gazeteciye yaptığı açıklamada "İyi bir teşkilatçı Anadolu'ya geçer ve millete silahlı direniş için önder olursa vatan da millet de kurtulur" diyerek Türk'e olan güvenini karamsarlığa ve teslimiyete olan karşıtlığını açıklamıştır. Bu tarihte bu şekilde düşünen tek adam odur. Onu bu düşünceye yönelten Türk milletinin bağımsızlığı için düşmanın insafına ve acıma duygularına sığınamayacak kadar soylu oluşudur. O Türk ulusundaki bu soyluluğu Trablusgarp'ta, Balkan Savaşları'nda, Çanakkale'de, Filistin'de vatanı için can veren Mehmetçiklerin şahsında görmüştür. Kurtuluş Savaşı'nın en karanlık günlerindeydi. Ana yurdun en verimli yerleri düşman çizmeleri altında inliyordu. Milletin bütün kuvvet kaynakları kurumuş, dışarıdan ve içeriden ihanetler birbirini kovalamıştı. Herkes Türk öldü diyordu. Türkiye'nin Afrika ve Asya'daki esir ülkeler arasına katıldığı sanılıyordu. Yüzyıllarca Türk egemenliği altında yaşayan milletler onun son varlığını yağma ediyorlardı. En akıllı görünen birçok yurttaşımız İngiltere'nin veya Amerika'nın himayesini nimet saymaya başlamıştı. Atatürk böyle bir zamanda yer yer ayaklanan Türk halkına önder oldu. Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Bir gün mecliste söylediği nutkunu şair Mithat Cemal'in bir manzumesinin şu son beytiyle bitirdi. "Ölmez bu vatan farz-ı muhal ölse de hatta, çekmez kürenin sırtı bu tabutu cesimi." Türk vatanının düşman elinde kalmayacağı ve Türk milletinin asla esir olmayacağı hakkındaki iman, Atatürk'ün ruhunda sonsuz bir kuvvet ve sönmez bir ateşti. Bu kuvvet ve ateşi her fırsatta milletin her ferdine aşılamakta eşsiz bir ustalık gösterirdi. Osmanlı tarihi incelendiğinde görülecektir ki biz Türkler kanımızı, canımızı, varımızı, yoğumuzu fethettiğimiz topraklara yatırmışız. Bu yetmezmiş gibi bir de Avrupa devletlerinden aldığımız borçları da buraların imarında kullanmışız. Bu topraklarda bugün gördüğümüz binlerce Osmanlı eseri bunun yaşayan kanıtlarıdır. Ne olurdu bu eserlerden yüzlercesi de yanık Anadolu evladının oturduğu kasaba ve şehirleri süsleseydi? Doğrusu biz fethedilen ülke halkını düşünmekten kendimizi unutmak yanlışlığını göstermişiz. Ülkemizin doğusundan batısına şöyle bir baktığımızda, Bursa, Edirne ve İstanbul gibi Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış illerimiz dışında Osmanlı'nın izlerini görmek pek mümkün değildir. Geçmişten gelen çok az sayıdaki eser ya Selçuklulardan ya da Beylikler döneminden kalmıştır. Gördüğümüz her şey Cumhuriyet'in eseridir. Cumhuriyet kendisini yaratan Anadolu evlatına sırtını dönmemiştir. Atatürk Ankara'yı Türkiye'nin kalbi yapmakla geçmişin yanlışlarının ve ihmallerinin bir daha olmayacağının işaretini vermiş ve Türk insanının Anadolu bozkırlarında tekrar yeşereceğine, kendisi yeşermekle kalmayıp kabiliyetiyle de Anadolu'yu yeşerteceğine olan inancını göstermiştir. Atatürk sıcak bir günün akşamında
yanında bazı kişilerle Çankaya Köşkü'nün bahçesinde dolaşıyordu. Ben de o sıralar eski köşkün tavan dekorları ile meşguldüm. Tozlu ve sisli bir hava Ankara'nın üzerine çökmüştü. Yer yer toz hortumları semaya doğru yükseliyor ve manzaraya daha boğucu bir hava ekliyordu. Bize, "Ankara'yı hükümet merkezi yapmakla iyi ettin mi?" diye sordu. Tabii herkes olumlu yanıt verdi. Arkasından neden sorusu gelince kimi stratejiden, kimi siyasetten bahsetti. Hatta birimiz kayalık güzeldir gibi bir estetik görüş de ortaya attık. Atatürk tartışmayı şu sözleriyle kesti. Şimdi dal kavukluğu bırakın. Ankara'nın hükümet merkezi olması için saydığınız nitelikleri beni ikna etmeye yetmez. Ben Ankara'yı hükümet merkezi yapmakla büsbütün başka bir hedef güttüm. Türk'ün imkansızı imkan haline getiren gücünü dünyaya bir kere daha göstermek istedim. Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevirdiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlarla bezenecek. Hem bunu hepimiz göreceğiz. O kadar yakında olacak. Nasim Bey. Anlatır mısınız nasıl başladığınızı? Paşam, ilk sene başladığımız zaman bütün bu görülen ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. Karşıki derelerin içerisinde bir çadırla işe başladık. Amerika traktörlerinden Fordson aldık ve bu suretle mebde olarak işe başlamış olduk. Birkaç sahada ziraatı mütevessi bir sahada yapmak için makinalı ziraata ehemmiyet verdik. Hayvanata fazla miktarda ehemmiyet verdik. 5 sene zarfında 1 milyona yakın ağaç diktik. Meyve bahçeleri yaptık, bağ yaptık ve 7 bine kadar koyun yetiştirdik. Paşam 4 yaşında. İlk yavrusunu aldık. 18 okka kadar yemiye süt verir. Simmental. Kırım üzerine yürüyoruz paşam. Simmental üzerine ve bir de Hollanda üzerine. Bu halis bir simmentaldir. Bu diğer renkli inekler hangi cinsidir? Paşam ekserisi kırımdır. Kırım İsviçre'dir ve Hollanda vardır. Hollanda'yı bilhassa yerlerle birleştirip en yüksek dünyada süt veren Hollanda cinsidir ki yemeye 40 litre kadar verir. Yerlilerin hem cüsselerini yükseltmek hem süt kabiliyetlerini çoğaltmak için kurazman yaptırmak, melez yaptırmak esasına yürüyoruz.